22 aylık bebek gelişimi nasıl olur? 22 aylık bebeğin kilosu ve boyu ne kadar olmalıdır? Sağlıklı çocuk izleminin en önemli belirleyicileri arasında fiziksel büyümeyi gösteren boy, kilo ve baş çevresi ölçümü yer almaktadır. Büyüme, genetik ve çevresel faktörlerden etkilendiği için ülkemiz için oluşturulmuş Olcay Nezi büyüme eğrilerini kullanmak daha doğru olacaktır. 22 aylık çocuklarda kızlar için ortalama boy 85 cm, ortalama vücut ağırlığı 11,7 kg olurken, erkekler için ortalama boy 86 cm, ortalama vücut ağırlığı ise 12 kg olarak beklenmektedir. Ancak değerlendirmede doğru sonucu gösterecek olan unsur zaman içinde büyüme eğrisinin takibidir. Beklenenin dışında değişiklikler olması halinde uzman doktorunuz tarafından tüm veriler göz önünde bulundurularak ileri değerlendirmeler yapılmalıdır. 22 aylık bebeğin zihinsel, sosyal ve motor gelişimi nasıldır? Her çocuğun gelişimi kendine özeldir. Çocuklar bazı becerileri diğerlerinden daha hızlı, bazı becerileri ise daha geç öğrenebilir. Yeni bazı beceriler öğrendikçe, bir süreliğine diğer bir alanda daha önceki aşamaya geri dönebilir. Bu gelişimsel özellikler, kendi içindeki değişim göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bu aydaki çocuklar, nesneleri merak eder, sorulduğu zaman onları isimlendirir, gözlemlediği bireylerin davranışlarını taklit eder, parmaklığa veya duvara tutunarak merdivenleri çıkabilir, gösterildiğinde topa vurabilir, kutuların kapağını kapatabilir, çatal ve kaşık kullanabilir, bardaktan su içebilir, fermuarını açabilir, düz çizgi çizmeyi taklit eder ve karşıt gelme davranışı geliştirmeye başlar. 22 aylık bebeğin beslenmesi nasıl olmalıdır? 22 aylık bebekler 3 ana 2 ara öğün olacak şekilde bir erişkinin yediği tüm gıdaları tüketebilirler. Porsiyonlar erişkinlerin yaklaşık çeyreği kadardır. Pinpon topu büyüklüğünde bir porsiyon makarna, 4 misket büyüklüğünde protein ve 4 küçük parça doğranmış sebze veya meyve 22 aylık bebekler için yeterli porsiyonu oluşturur. Dini paketçemidi. Bu dönemde kemik sağlığı için bebeklerin günlük 700 mg kalsiyum alması gerekmektedir. Bir su bardağı 200 ml süt bu ihtiyacı karşılaması için yeterlidir. Anne sütü kesilmek isteniyorsa, süreç hızlı ilerletilmemeli, bir hafta aralıklarla değişiklik yapılmalıdır. Süreç hızlı ilerlerse, anne de süt kanalları tıkanarak enfeksiyon riski oluşturabilir. 22 aylık bebeğin konuşma ve dil gelişimi nasıldır? 22 aylık bebeğin ortalama 25-50 sözcüğü vardır ve haftalık bir veya iki kelime sözcük havuzuna eklenir. İsteklerini anlatırken sözcük ve işaretleri birlikte kullanır. Tarağını getir, topu at gibi birden fazla basit komutu anlayabilir. 22 aylık bebekler hangi oyunları oynayabilir? Türk Çocuk Nörolojisi Derneği'nin önerdiği örnek oyunlar bu yaş grubu için gayet kolay uygulanabilir görünmektedir. Bu ayda çocuklar kalem kağıt verilerek çizmeye, karalamaya teşvik edilebilir. Bununla birlikte 22 aylık bebeklere az sayıda parçadan oluşan basit yapboz oyuncaklar verilebilir. Kutular veya küpler üst üste koyularak birlikte kuleler yapılabilir. Ev işlerinde onlardan getir götür işleri gibi küçük yardımlar istenebilir. El yıkama alışkanlığı ona yardım ederek kazandırılabilir. Yaptığı küçük işler ve çabalar için ona gülümseyerek memnuniyet belli edilebilir. Makleme çöneta. Ebeveynlerin memnuniyetlerini belirtmesi, çocuğun davranışının pekişmesini sağlayacaktır. 22 aylık bebeğin güvenliği için nelere dikkat edilmelidir? Çoğu zaman, ebeveynler çocuklarının neler yapabileceğinin farkında olmadığı için yaralanmalar meydana gelmektedir. Bu yaşta çocuklar yürüyebilir, koşabilir, tırmanabilir, zıplayabilir ve her şeyi keşfedebilir. Yapabilecekleri tüm yeni şeyler nedeniyle bu aşama çocukların hayatında çok tehlikeli bir dönemi oluşturur. Çocuklar keşfederken tehlikeyi anlayamadığı veya hayırı hatırlayamadığı için onu yaralanmalardan korumak ebeveynlerin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda çocukların güvenliği için alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilir. Çocuklar tadı güzel olmasa da her şeyi ağızlarına götürerek etraflarındaki dünyayı keşfetmeye çalışırlar. 22 aylık bebekler artık kapıları ve çekmeceleri açabilir, bir şeyleri parçalara ayırabilir ve şişeleri kolayca açabilir.
Bu nedenle tüm ilaçlar ve zehirli ev ürünleri için koruyucu kapak kullanılmalı ve bu ürünler çocukların kolayca ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Tüm ürünler orijinal kaplarında saklanmalı, ilaçlar tam olarak belirtildiği şekilde kullanılmalı ve kullanılmayan ilaçlar güvenli bir şekilde atılmalıdır. Ciddi yaralanmaları önlemek için tehlikeli alanların kapıları kilitlenmeli, çocuğun oyun oynadığı ve uyuduğu odadan keskin kenarlı mobilyalar kaldırılmalıdır.